Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım, bu videoda sizlere PC hocasının Nortix sistemini önereceğim. Gerçekten güzel bir sistem, alınabilir. Fiyat performans noktasında 6500 XT ekran kartlı sistemler arasında gerçekten öne çıkan güzel bir sistem. Bu video arkadaşlar böyle edit, render, kurgu yapmadan hızlı bir şekilde içerik olacak. Alacak arkadaşlara özellikle tavsiye ederim bu sistem arkadaşlar. Neden tavsiye ederim derseniz, öncelikle güncel güçlü bileşenler var. Neden? Fiyatına göre güçlü bileşenler var. 16 GB fiyatına göre pasif alüminyum soğutmalı. RAM olması güzel. 6500X de 1080p de bence ideal canavar bir ekran kartı. Ryzen 3 4100 işlemcisi var. Hem güncel bir işlemci. Bunlar AMD'nin yeni çıkardığı işlemciler arkadaşlar. 4100, 4500, 5500 gibi işlemciler. Zaten birazdan parçalı size detaylı olarak anlatacağım. Bu sistemi ön plana çıktığı için sizlere tavsiye etmek istiyorum. Hemen hızlıca arkadaşlar bir parçalarına bakalım. Bugün videolar arkadaşlar gelecek böyle hızlı seri içerikler. Fazla render kurguyla uğraşmayacağım. Çünkü fiyatlar çok hızlı değişebiliyor. Ben sizlere video hazırlarken bir bakıyorum fiyat değişiyor. O yüzden bu şekilde hızlı hemen seri videolar atacağım arkadaşlar. Takipte kalın ve kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız bu gibi güzel fiyat performans sistemlerden haberdar olursunuz. İlk parçamız arkadaşlar işlemci. Ryzen 3 4100 model işlemcisi geliyor. 3.8 GHz, 4 gerçek 8 izlek yapıda. Birazdan göstereceğim ekran kartı, yani 6500X ekran kartının limitlerine kadar besler. Zaten bu işlemcinin maksimum hakkı 6500X'de arkadaşlar. Bir de Nvidia tarafında RTX 3050. Bunun üstünü koymayayım bu işlemciye. Alttaki işlemci 4500'ü oyunlarda bize çok aman aman bir performans kazandırmaz. 1-2 FPS oynar. Yani çok anlamı yok. Gidip de 700 lira vermenin bir anlamı yok. Çünkü fiyat performans çıtasını aşıyoruz. Tabii bütçesi olanlar alabilir ama ben çok tavsiye etmiyorum. Aşağı inelim arkadaşlar. Anakart tarafında Asus Prime'in A320M DDR4 3200 MHz bir anakartı yer alıyor. Bu anakart arkadaşlar gerçekten bizim sistem için ideal. Zaten biliyorsunuz fiyat performans sistemlerde A320 chipsetli anakartlar öneriliyor. Herhangi bir sorun yaratmaz. Zaten Asus'u biliyoruz. Yılların firması anakart üretiminde stabil BIOS desteği, yazılım desteği sunar. Herhangi bir sorun yaratmadan kullanabilirsiniz. Bunu olduğu gibi bırakabilirsiniz. RAM tarafında ise arkadaşlar Acer Panther'in 16 GB 8x2 pasif alüminyum soğutmalı 3200 MHz stabil güzel AMD uyumlu RAM'leri var. Bu RAM'leri de olduğu gibi bırakabilirsiniz. Diğer seçeneklerde hiç kayda değer bir seçim yok. Şimdi geçelim bir oyuncu sistemin en önemli parçası. Ekran kartı tarafında XFX firmasının Spectre Quick 210 model RX 6500X de black, yani siyah temalı güzel 4 GB 1080p'de oyun canavarı güzel. İşimizi rahat görecek. Valorant, LoL, CSGO gibi oyunları rahatlıkla 200 FPS, 150 FPS arası açacak şekilde tasarlanmış bir ekran kartı. Bu ekran kartıyla 3A yani Crysis, Red Dead Redemption, GTA gibi oyunları da açabilirsiniz yüksek ayarlarda arkadaşlar. 1080p'de özellikle altını çiziyorum. İşinizi görür. Ben bunun 5500X'sini kullanıyorum. Biliyorsunuz bende 6700X'de vardı. 5500X'e geçtim. Onu sattım. Benim işimi görüyor. Sizin de işinizi çok rahat görür. Bilginiz olsun arkadaşlar. Depolama tarafında ise TeamCX1 firmasının 240 GB depolama kapasitesine sahip bir SSD var. Olduğu gibi bırakabilirsiniz. Bence yeterli. Çok depo ihtiyacı olanlar, isteyenler hard disk satın alabilir. Bayramda güzel kampanyalar var. Ya da SATA SSD daha yüksek tercih edebilir. Şurada 326 lira çıkarsanız 512 GB da yer alıyor. Bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Geçelim şimdi kasaya. Sistemde arkadaşlar kasa ve güç karne birlikte geliyor. Toplamda 3 adet 120 mm yani 12 cm fanla birlikte gelen Rainbow Gaming RTX kasası var. Bu Hyper firmasının Lux model kasası. Ön tarafı yarım mesh yapıda olması güzel. Hava sirkülasyonu bakımından bize sorun yaratmaz. Bunu olduğu gibi bırakabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaratmaz. Alttaki kasa Harmony modeli de var ama bunu önermem. Öyle kapalı biraz. Bu biraz sistemi boğar. Yani önde hava almayan sistemin ben sıkıntısını yaşadım. Bu gibi kasalardan uzak durun arkadaşlar. HyperX, HyperLux firmasının kasası olduğu gibi bırakabilirsiniz. Şimdi detay dediğim zaman monitör vesaire var. Yani şu an bakıyor fiyatlar. Şu da alınabilir yani. Şu monitörü de tercih edebilirsiniz. 144 Hz online oyun oynuyorsanız. Parça bileşen de bu şekilde arkadaşlar. 6500X'de ekran kartlı bu sistem bence alınabilir. Yani hiçbir şekilde sizlere sorun yaratmaz. Şöyle kapatalım şunu. Fiyatını tekrar bakıyorum. 8500 TL'ye bence kaçırmayın. Güzel alınabilir arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ayrıca
Kanala abone değilseniz, abone olup destekçi olsanız gerçekten çok çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. It's all about humanity. It's all about humanity.